Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, bir dakika kadar toplanın. Sevgili Ferhat Duran hocamla beraber uyanan dişili konuşacağız. Kadın haklarını konuşacağız. Dişilere yapılan manipülasyonları konuşacağız. Bakalım bunun bize hediyeleri, mucizeleri neler? Anneciğim, teşekkür ederim. İyi olur kuzum. Evet. Azerbaycan'a benden de çok sağ. Ha, gelmiş Ferhat. Hemen alıyorum. Davet gönderiyorum Ferhat. Teşekkür ederim. Benden de herkese çok selam. İzmir'e de selam. Tekrardan bakıyorum hemen. Gönderdim. Bir daha gönderiyorum Ferhat. Ya da sen katılım isteği de gönderebilirsin. Davet ettim. Auranız. Aura gene mavi arkadaşlar bugün. Çok razıyım çünkü olan olmayan her şeyden. Evet, kafam böyle oynatınca aura show. Arkada düz bir zemin olduğu zaman aura gözükür odaklandığınız zaman. Ayvalık'tan selam bana da, benden de her yere çok selam. Sevgili Ferhat, davet ettim. Ya da sen katıl isteği gönder, ben seni alayım. Niçin toplandık? Bugün uyanan dişilerle alakalı konuşacağız arkadaşlar. Eyvallah. Dişilere yapılan manipülasyon, bunları nasıl çözeriz, nasıl fark ederiz? Dişilerle ilgili, dişilerin bu dünyada sağlıklı bir şekilde köklenmesiyle ilgili çok güzel bir yayın olacak bakalım. Benden de Muğla'ya çok selam, her yere çok selam. Tekrardan şey yapıyorum. Beyzacığım, benim kapımı örtebilir misin tatlı kuşum? Oradan ses gelmesin annem. Ferhat. Evet. Tekrar davet ettim Ferhat. Almanya'da. Çok selam Almanya'ya. Evet. Kapıyı kapat anneciğim. Ses gelmesin. Bak buradaki kapıyı da kapat. Kabul ediyorum Ferhat isteğini. Şimdi katılır. Ben de sizi çok seviyorum. Evet. Konya'ya da çok selam. Tekrardan kabul ediyorum. Hadi bakalım. Bazen internetle ilgili de sıkıntı olabiliyor böyle. Hocam sabahki yayının etkisindeyim hala. Sabah evet bombaladım bayağı ortalığı. Uzun zamandan beri böyle akış vermiyordum. Çok güzel bir şekilde o akışı bütüncül bir şekilde aktardım. Bir daha kabul ediyorum tekrardan Ferhat. Tamam. Nihayet katıldı. Çok şükür. Merhabalar Şükür Ferhat. Çok gelebildim. şükür. Gözlerimiz yollarda kaldı yani Ferhat. Olmuyor böyle. Ya hayır, bilgisayardan bağlanmaya çalıştım, dedim Ha. oradan olabilecek mi, ama olmadı. Sonra tekrar telefona döndüm. Tamam, okey. Nasılsın? İyi misin? Harikayım. Sen nasılsın? Ya Çok tekrar şükür. bir aradayız. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. İyi Bakalım. miyim? Bakalım bu akşam neler yaratacağız bu Evet, ben konularla çok... ilgili. Evet, inşallah. Arkadaşlara da kısa bir bilgi verdim. Uyanan dişil enerjiyle ilgili, onlara yapılan manipülasyonlar, dişilin bu dünyada nasıl köklenmesi lazım, kendini nasıl var etmesi lazım. Yani konumuz kadınlar olacak dedik. Aha, süper bir konu. Bir eril bakış açısıyla bizi anlat, manipülasyonları göster. Aa, evet. Bu noktada bize nasıl katkı olabilirsin sevgili Birlikte Ferhat? olalım, birlikte Aynen. yürüyelim zaten bu yolda. Şöyle başlayayım. Kısaca kendimi Lütfen. tanıtayım. Tanımayanlar için. 17 yıldan beri kişisel gelişim içindeyim ve 14 yıldan beri Access yapıyorum.
yaptığım şey aslında hani kadın erkek olmadan insanların kendini olduğu gibi alıp kabul etmesini sağlamak. Olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi alıp kabul etmesini sağlamak. Ne demek istiyorum burada? Şimdi hani dişil diyoruz, eril diyoruz, işte çocuk diyoruz, anne diyoruz, kadın diyoruz, adam diyoruz. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sen beni biliyorsun, ben zaten sürekli sorularla gidiyorum. En sevdiğim gönder gelsin. Kadınlık nedir diye başlamak istiyorum aslında. Yani kadınlık yapmak nedir? Kadın olmak nedir diye başlamak istiyorum. Yapma eylemi biliyorsun. Bize öğretilen doğrular her biri. Evet, bakış Kadınlık açıları ve yapmak. kısıtlı beden algıları aslında öğretilen Evet. kimlikler üzerinden Evet. bir kadın figürünün altını doldurmaya çalışıyorsun fakat özbenliğin değil. Aslında şey diyorum Ferhat ya bu yolculuk kim olduğun olmak istediğinden ziyade kim olmadığın gerçekliğine Tabii ki uyandığın anda öyle. zaten acayip Tabii efsane bir ki şey öyle. çıkıyor Ve ortaya. uyanmanın en güzel yolu aslında, tabii kelimeleri farklı kullanıyoruz ama aynı şeyden bahsediyoruz. Yani benim için en büyük uyanma farkındalık. Yani Kesinlikle. kendimi fark etmek, kendimi olduğum her halimle alıp kabul etmek, olmam gerektiği gibi değil. Şimdi kadınlık nedir diye bir soru sorduğunda herkesin kafasının içinde bir şeyler uyanıyordur. Mutlaka uyanıyordur Evet. bununla ilgili. Şimdi kimse şöyle söyleyebilir. Kadın nedir ya? İşte kadınız, adamız, erkeğiz falan diye söyleyebilir. Ama gerçekten bunu bir sorgulayabilir miyiz? Gerçekten kadınlık nedir? Şimdi ana olmak diyebilirsin. Peki çocuk olmak diyebilirsin. Çocuk olmaktan, anne olmaktan önce sen neydin? Hepimiz bir varlığız aslında. Yani sonu olmayan bir varlığız, sonsuz bir varlığız. Şimdi tabii ki kullandığım kelimeler insanlara tuhaf gelebiliyorsa lütfen yardımcı ol. Daha basit anlatmamı da sağlayabilirsin burada Lütfen. Yo, bunlarla ilgili. anlıyor. Benim kolektifim anlıyor. Çok rahat ol. Ve Şey yaparım burada ben. işte oradaki o tanımlamalarımıza geldiğimiz anda işte dişil olmak, eril olmak, dengede olmak, dengesiz olmak, işte az evvel söylediğin gibi ne olmak istediğin ya da ne olmak istemediğinle ilgili kendini fark edebilmek. Evet, kesinlikle. Gerçekten kadınlık yapmak mıdır, kadın olmak mıdır? Evet. Yapma Kadın eylemi olmak. nedir burada? Biliyorsun, hepimiz biliyoruz bunu. İşte annemizden doğduk, bir kadından doğduk ve ben bir erkek bedenine sahibim ve erkek olarak o kadın tarafından yetiştirildim aslında. Kadın tarafından yetiştirildiğim her halim, ondan öğrendiğim doğrularım. İşte kadın nasıl olacak, erkek nasıl olacak? İşte baba tarafından öğrendiğim doğrularım. Nedir bunlar? İşte kadın, erkeklerin bakış açısı nedir kadınlarla ilgili? Kadın işte berbattır, işte kullanılıp atılacaktır, işte o görevini yapmalıdır. İşte bunların hepsi erkek ve kadın olmakla ilgili bize öğretilen doğrular değil mi her biri? Kesinlikle öyle. Aynen öyle. İşte bunun Aynısı. ötesinden bakabildiğimiz anda kendimizi fark ediyoruz. Ben gerçekten şu anda bugün şimdi kadın olsaydım ne olurdu sorusunu sorduğumuz anda kafalarda bir sürü soru işareti çıkacak bununla ilgili. İşte tacize uğrarım, işte öldürürüm, şunlar olabilir, bunlar olabilir. Bunlar hepsi bir kalıp değil midir? Aynen öyle. Peki kadın olmakla ilgili hiçbir bakış açımız olmasaydı ne demek bu? Yani ben kadın enerjimi de kullanabilirim, erkek enerjimi de kullanabilirim. Kesinlikle. Buraya katılan 1.000 kişiye soralım. Buradaki 900 ya da 950 kişiye soralım bu soruyu. Siz en çok dişili mi kullanıyorsunuz, erkeği mi kullanıyorsunuz? %99.9'u eril çıkacaktır. Evet. Yani kadının figürüyken bile bu dünyada ayaklarının üzerinde sağlam durabilmek için içindeki erili kullanmak zorunda kalıyorsun. Ve o eril eğer sende ana karakter haline gelirse bazen yıkıcı erile doğru giderken kadın kimliğinden, özbenliğinden de aslında Allah'ın sana verdiği o rahim esmasını kapsayan o yaratıcı bereketinden de mahrum oluyorsun aslında. Kesinlikle Sen öyle. yaşıyorsun, sen Kesinlikle öyle. çekiyorsun. Kesinlikle öyle ve ne için erili kullanıyoruz burada? İşte bak erili kullanmaya başladığın anda sen bunların hepsini çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Katılan herkes çok iyi biliyor olabilir, olmaya da Kesinlikle. bilir. Ne yapıyorsun? Eril tarafın ruhani tarafın. Evet. Sadece oradan Aynen. yürümeye çalışıyorsun ve para akışını kapatıyorsun hayatında. Aynen Çünkü öyle. kendindeki dişiliği alıp kabul etmediğin için bunları Evet. yapıyorsun. Ama bak şurası çok çok ilginç bir nokta. Gerçekten hiçbir tanımın olmasaydı dişi olmakla, erkek olmakla bir tanımım yok. O zaman şöyle olacak zihinler. Bana dişi olmayı öğret. Bana işte erkek olmayı öğret. İşte seanslarıma kadınlar geliyor ya da erkekler geliyor. İşte diyor ki mesela kadın, ben dişil enerjimi nasıl dengede tutacağım? Benim ona sorduğum soru şu oluyor. Bunu dengede tutmak mıdır? Yoksa o anda hangisini kullanmayı seçiyorsan onu kullanmak demek midir? Aynen öyle. Olduğun gibi kendini kabule geçip sevgiyle kapsamak aslında şu Dengede şekilde. tutmaya çalıştığımız anda ne oluyor biliyor musun? Yine yargıya düşüyoruz bununla ilgili. Evet.
Kendini yargılıyorsun. Ne yapıyorsun? Aa evet bak ben demek ki tam dişiliğimi kullanamadım ki erkek beni kabul etmedi. Ya da tam tersi işte erkek olarak bakıyorum buna. Ben tam olarak işte maço olmadım ya da şöyle doğru adam olmadım ki kadın beni kabul etmedi. Hı-hı. Sürekli kendimizi bir yargı peşindeyiz orada. Hı-hı. Kendimizi olduğumuz gibi alıp kabul edersek o zaman hı-hı, dışarıdan hiçbir şey de beklemek zorunda da kalmayız Esin. Bunu çok iyi biliyoruz hepimiz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle el emin. Aslında bu söylediğin şey kabul enerjisi evrenin direnç yasasını da kırar. O zaman karşına mücadele edeceğin bir şeyler değil, tadını çıkartacağın Kesinlikle öyle. Her şey tadını çıkartacağın minimale döner. Aslında bu kabul enerjisi işte ben anlatıyorum kendi kitleme. Boğaz çakrası dediğimiz rıza makamı, teslimiyet. Zaten yargıyı sevmiyor ya evren. Olanı Evet. olduğu gibi kabul edebilme ve hiçbir bakış açısı geliştirmeden mutmainneden, kalpten teslimiyetle gidebilmektir. Sen bunu kendine yaptığın zaman çarpışacağın, dövüşeceğin ya da zorlanarak savaşacağın, kurban edileceğin ya da kurtarıcı kimliğinin altında ezileceğin bir şey de kalmıyor. Çünkü Kalmayacak. özgürlük oluyor bu durumda. Aynen öyle. Kalmayacak. Aynen öyle ve şu ortaya çıkacak. O zaman kendini tanımladığın sınavın içinden de çıkmaya başlayacaksın. Kesinlikle. Yani ben çok net. Bununla ilgili sınanıyor mu diye bunu kendi kendine yarattığını da fark edeceksin. Aynen. Şimdi kadın ve erkek ilişkilerinden bahsedelim biraz. Hı-hı. Ne yapar kadın mesela genellikle? İşte kendini değerli hissetmek ister. Bir danışanım vardı. Bir gün geldi dedi ki bana. Şu anda hayatımda bir adam var ve bana kadın olduğumu fark ettirdi. Hı-hı. Şimdi buraya bakabilir miyiz de? Peki o adam olmadan önce sen neydin? Çok acı bir şey ya. Yani çok buraya baktığın anda yani o adam varsa sen değerlisin. Hı-hı. O adam varsa sen işte önemlisin. Hı-hı. O adam varsa sen özelsin. İşte ben de diyorum ki burada eğer kendini olduğun her halinle kabul etmeyi başarabiliyorsan bunu deneyebilirsin. Azıcık başlayabilirsin. Sorular sorabilirsin Hı-hı. bununla ilgili. Gerçekten Hı-hı. bir kadın olarak kendimi alıp kabul etseydim ne olurdu? Ne meydana gelirdi? İşte Hı-hı. o ne meydana gelirdi sorusundan gelecek olan bütün cevaplar senin kendini kısıtladığın o dar alan ve kafes haline giriyor. Yani bir hapishanenin içine girmiş oluyorsun bu durumda. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında orada kendimizi olduğumuz gibi alıp kabul etmek demek. İşte ben gerçekten değerli miyim yoksa beni değerli yapacak olan bir şeylere mi ihtiyacım var? İşte burası beni gerçekten tam bir şey çıkmaz sokak. Evet. Tam bir çıkmaz sokak ve hayatını yok ettiğin yer. Kesinlikle öyle. Ve beni ne mutlu eder sorusuyla devam ederseniz bakın burası çok enteresan. İşte Access'i o yüzden bu kadar çok seviyorum. Her soru sorduğumuzda bir farkındalık ortaya çıkıyor. Ancak bize öğretilen doğrular ne burada Esin? Hep cevap bulma evet. peşinde değil miyiz? Aynen öyle. Ya da illa bir hedef ya da illa böyle bir kimliği giyme çabasındayız. Var olabilmek için diye algı mekanizması ve aslında. Ve sürekli o cevabın peşinde koşturarak herkesin bize cevap vermesini ya da cevap bulmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir soru soracağım. Mesela çok uç nokta bir soru burası. Hı hı. Kadın olmanın tanımını bize kim öğretti? Erkek olmanın tanımını bize kim öğretti? Ve bunların %100 doğru olduğunu ispat eden bilim nedir? Hiçbir şey yok. Hiçbir meslek yok. Aslında. Mutlak doğru değil. Yani anlatılan tanımlamalar kültürün otoritenin. Aslında Matrix'in tanımlamaları. Kesinlikle yani öyle. Belli bir kalıpta kalıyor. Köle üzer olarak devam ettiği bir tanımlama. Demin örnek verdin ya Ferhat. Bir adam geldi hayatıma ve ilk defa kadın gibi hissettim. Yes. Bak, değeri oradan alıyor. Eğer bu adam narsist bir kimlikse kadın kadınlığını hissedebilmek için onda kalma çabalısıyla kurban bilincine düşerken zaafları üzerinden manipüle olur ve ondan değer dilenmek için kendi hayatını onun peşinde mahveder ve yok eder. Bu çok acı. Evet ve yani. Hep böyle değil midir? Hep evet, böyle değil evet, mi? İlişkilerin çoğuna baktığımızda evet. Genellikle böyledir. Kadın erkekten bir şey bekler, erkek de kadından bir şey bekler. Kesinlikle. Ancak işte o beklediğin şeyleri gerçekten kendine vermeye başlarsan tabii şimdi burası kendine vermeye başlamak ne demek diye sorabilirler burada. Evet ne demek evet, burada kendine kesinlikle. Vermeye başlamak? Kendine sorular sormaya başlayarak bunları fark edebilirsin. Gerçekten beni değerli eden şeylerin işte bir adam olduğuna mı, bir kadın olduğuna mı, para olduğuna mı, işte ev olduğuna mı, araba olduğuna mı, her neyse oradaki. Gerçekten kendi bedeninle mutlu olan ve var olabilen kaç kişi var bu dünyada sence? Çok azdır ya. Olduğu her haliyle. Hı-hı. Ya olması gerektiği değil. Yani deli olmaya gönüllü müsünüz? Ya delirmeye gönüllü müsünüz? Gerçekten hayatta eğlenmeye gönüllü müsünüz? Ve hiçbir bakış açısı olmadan, hiçbir tanımlama olmadan, beklenti olmadan, sonuç olmadan ve bütün hayatımızı en çok durduran şey zaten beklenti içinde yaşamak. Kesinlikle. Karşımızdan bir şeyleri beklemek. Aynen. Hiçbir şey beklemiyorsan eğer o zaman gerçekten var olabilirsin. Var olmak demek ne demek? Hı hı. Şu anda
Ben seninle var oluyorum ve buradaki olan kişilerle var oluyorum. Evet. Bununla ilgili hiçbir beklentim, hiçbir tanımlamam, hiçbir yargım, her şey konuşulabilir, her şey söylenebilir hakkında. Deli bu, uyduruyor, saçmalıyor, ne diyor falan. Her şey okey. Ancak şunu biliyorum ki bir yerde bu konuşulanların hepsi aynı benim kendi hayatımda olduğu gibi böyle dağın edecek. Evet kesinlikle. Ya, evet bak ben bunu duymuşum, böyle bir şey vardı, böyle bir şey vardı. Evet, evet, evet. Başlayabiliriz, bir yerden başlayabiliriz. Yani bizi gerçekten hayatımızdaki olan kişiler, evet hayatımıza çok büyük katkılar. Bize bir şeyleri fark ettiriyorlar. Alıp kabul etmediklerimizi bize gösteriyor olabilirler. Ancak burada dönüp bir kendimize bakabilir miyiz artık? Aynen inşallah. Hiç, aynen. Hiçbir beklentin yok. O zaman manipülasyon seni etkileyebilir mi? Hayır, hiçbir şekilde. Ve manipülasyonları daha net görür halde olurum. İstersem de top gibi oynayabilirim yani onlarla. Evet. İşte o zaman oyuna dahil olarak zevkli bir hale gelir. Evet. Dünya alanı zevkli bir hale gelir. Aynen öyle. Bir, bunu her sınıfımda anlatıyorum. Belki daha önce seninle yaptığımız yayında da anlatmışımdır. Burada tekrar anlatmak istiyorum onu. Foundation sınıfını biliyorsun. İleri seviye sınıf işte. Baştan sonra katılacak olan sınıf. Ve Foundation sınıfına gelen bir kadın vardı. İran'dan gelmiş kadın. Ve kadın biliyorsun bu hikayeyi. Bilmezdim. Bayağı uzun boylu bir kadın. Çok iyi efsanelikten anlat. Ve sınıf bitiyor. Yani ilk gün bitiyor burada. Akşam çıkıyor. Şurada bir bar var ve bara gidiyor oturuyor. Tabii onu gören bütün erkekler, herkes ona içki ısmarlamak istiyor. Ve kadın deliriyor bir anda. Kalkıyor orayı terk ediyor ve yolda beni arıyor. Diyor ki, ya ben gittim buraya, bütün herkes bana işte içki ısmarlamak istedi. Ben işte orada oturmak istemedim. Çok sinir oldum. Otelime doğru gidiyorum ve ben gülüyorum telefonda bunları anlatırken. Sabah geldiğinde konuşuruz dedim. Sabah geldi ama nasıl biliyor musun? Böyle sinir küpü halinde geldi. Çünkü oradaki bakış açısı neydi biliyor musun? Onlardan bir şeyi aldığında bir şey vermesi gerektiği bakış açısıydı. Maalesef, evet. Maalesef. Biz işte bize sunulan bir şeyleri aldığımızda karşılığında bir şey vermek öğretildi hepimize. Sanki onlar ona içki ısmarladığı için, onlarla gitmek zorunda hissettiği için kendini zaten deliriyor. Aslında bu bir kod işte yani. Kodlar yönetiyor ya beyin. O kodları fark etmezsek mahvoluyoruz. Hayatını i̇şte yaşamıyorsun ki. Burası da az evvel söylediğim konuya denk gelmiyor mu Esin? Yani kendimize verdiğimiz değerle bağlantılı değil mi burası da? Birisi bizden bir şey talep ettiği anda ben bunu ona vermek zorunda mıyım? Hayır. İstiyorsam bunu seçebilirim. İstiyorsam yapabilirim. İşte dişiliği kapatılan en büyük noktalardan birisi de burası. Kesinlikle. Alıp kabul etmekten vazgeçmek. Yani karşındaki kişi senden bir şey istiyor. İşte sana bakıyor olabilir, işte seni beğenmiş olabilir, seninle birlikte gitmek istiyor olabilir. Ancak senin de her zaman bir seçimin var bununla ilgili. Sen bunu seçmediğin anda işte burada gene kendine yargıya başlıyorsun. Böyle giyindiğim için mi böyle oldu? İşte böyle oturduğum için mi böyle oldu? Şöyle olduğu için mi böyle oldu? Hayır, hepsi yargılamanın farklı şekilleri. Kesinlikle. Kendimizi olduğumuz gibi alıp kabul ettiğimizde bir şey yapıp yapmamak, işte dişiliği kullanmak, erili kullanmak hepsi bir seçim. Aynen. Ama öyle. Biz bunları seçmek yerine ne yapıyoruz? Anında bariyerlerimizi yukarıya kaldırıyoruz. Hayır, sen bana bunu yapamazsın dediğimiz anda direnç başlıyor. Evet, ve direnci başlattığın anda da işte oradaki Mehmet gidiyor, Hasan geliyor. Kesinlikle. Hasan gidiyor, Ahmet geliyor. Çünkü neden? Burada bir direnç var. Aynen. Ama burası şöyle anlaşılmasın. Hani evet ben her şeyi alıp kabul edebilirim, her istediğimde gidebilirim. Değil, burada her zaman senin bir seçimin var. Aynen. Ama öyle bunları alıp kabul etmediğin sürece, yani bunları direndiğin sürece her zaman daha da fazlası gelecek, daha da fazlası gelecek, daha da fazlası gelecek. Şimdi olayı farklı bir yere dönüşmek istiyorum. Şu anda gündemimizde biliyorsun bir sürü öldürülen kadınlar var. Bir sürü katliamlar var şu anda. Evet. Peki bunu değiştirebilir miyiz? Allah'ım inşallah. Yani kolektifi etkiliyoruz. Yaydığımız dalga ve frekanslarla, bu kodları dönüştürerek, bu çalışmalarla en büyük katkımız bu. Sadece çalışmalar, bilinçaltınları nasıl gerekiyor işte yani. Hadi burada birazcık yapalım bunlarla ilgili. Lütfen. Şöyle bir sorularla başlayalım. Ben gerçekten kendi gücümü, kendi farkındalığımı, kendi varlığımı alıp kabul ediyor olsaydım, o güçlü olduğum kadını alıp kabul ediyor olsaydım artık savaş devam edebilir miydi? Hayır. Artık kendimizle şimdi barışmanın zamanı olsaydı, bu katliamlar devam edebilir miydi? Kesinlikle. Az cennete dönerdim. Az söylediğim noktaya geliyorum. Şu anda bunu yapan erkekleri de bir kadın anne yetiştirdi. Evet. Yani annelik yaparak bunları yetiştirdi. Şu anda annelik yapmaktansa gerçekte olduğumuz o güçlü kadını, o anne olmayı, olma halini alıp kabul ediyor olsaydı, bu katliamlar devam ediyor olabilir miydi? Hayır. Şimdi bunu değiştirebilir miyiz? İnşallah. Şu an. Şimdi. Evet, aldım, kabul ettim. Ya buraya katılan bütün kadınlardan şunu rica ediyorum. Gerçekten kendi gücünüzü, kendi varlığınızı, olduğunuz o kudretinizi
şimdi alıp kabul edebilir miyiz? Evet. Şu anda, şimdi. Ve bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece alıp kabul edebilir miyiz bunu? Ve yeri geldiğinde de işte erkekler güçlüdür. Ondan sonra kadınlar güçsüzdür. Hayır. Evet. Kadınlar erkeklerden çok daha güçlüdür. Evet. Çok çok daha. Bedeninden daha bir güçlüdür. Beden çıkartıyor. Ölme pahasına o sedyeye yatıyor. Daha ne olsundu yani? Ya bunu bu gece değiştirmenin zamanı olsaydı, bunu hep birlikte işte Türkiye için, dünya için bir seçim yapıyor olsaydı, bunu gerçekten değiştiriyor olsaydı, o zaman bu katliamlar devam edebilir miydi? Hayır. Sen gerçek olduğun kudretini, kadınlığını, dişiliğini şimdi alıp kabul ediyor olsaydın, ama gerçek kudretinle artık savaşlar bitecek. Ve bu savaşları yaratan kafamızın içindeki, yani kadınlardan bahsediyorum, erkekler için aynı şeyden bahsediyorum. Biz olarak konuşuyorum da, çünkü kadın ve erkek aynı enerjideyiz aslında. Aynen. Biz şu anda bu kafamızın içindeki bütün o yargıları, kendimize olan özensizliğimi, değersizliğimizi, işte erkeği güçlü yaptığımız tek yer neresi? Mesela çok kadınla çalıştım bu konularla ilgili. İlişkisi berbat, bitiremiyor. Neden bitiremiyor biliyor musun? Çünkü oradaki maddiyat korkusundan dolayı bitiremiyor. Evet. Nasıl olsa diyor, hani bir şekilde devam ediyor. Bir şekilde buradan gidiyorum. Artık kendi gücünü eline alıyor olsaydın, ama bunu ne zaman yapıyorsunuz biliyor musunuz? Artık böyle iyice dank ediyor, dank ediyor, dank ediyor, dank ediyor. Ve kafanın içinde ondan ayrılırken de şunları yaratıyorsun. Bu adam benim peşimi bırakmayacak. Ben onu tanıyorum. İşte burası senin oradaki bütün bakış açılarına var ediyor her şeyi. Kesinlikle. Yaratım yapıyorsun foton enerjiyle. Ya oradaki bu bakış açısından devam etmek yerine gerçekte olduğunu, gücünü, evet ya ben şu anda onu bitirmeyi seçiyorum. Hı-hı. O da kendi yolunda mutlu olabilir, ben de kendi yolunda mutlu olabilirim. Bakış açısıyla devam ettiğimiz anda, hı-hı, bundan hiçbiri var olamayacak. Aynen. İşte hep anlattığımız şey bu değil mi Esin? Bakış açını değiştirirsen gerçekliğini değiştiriyor. İşte, nefs-i mülhime dediğimiz vazgeçebilme gücü, yaptığın eylemi de hazmedebilme gücü. Yani bu üçüncü çakrayı sağlıklı bir şekilde çalıştırdığın anda ikinci çakra, o rahim esması, yaratım frekansı inanılmaz oluyor. Gidenle ilgili de mutlu olsun teslimiyetinde ve yüce gönüllülüğünde olduğunda, zaten evrenin bu merak yasası senin mutlu olman için çabalıyor. Aynen. Sen karşıyasın. Talep ettiğin her şey geliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Orada aslında kadınların birinci olarak köklenmeleri çok önemli. Yani kendi maddi imkanlarını, ticaretlerini, kendi potansiyellerini, yeteneklerini açarak buna katkı olacak şekilde bir şeyleri yapmaları, başarmaları gerekiyor yani. Kesinlikle öyle. Ve oradaki o zaman o güç savaşı da bitecek. Artık kendi kadınlığınızla barışmanın zamanı bu gece olabilir mi acaba? Aa, mümkün. Oldu bile. Engel olan yönetimleri yıkıp iptal edelim mi? Kendinize sarılıp kendi bedenim iyi ki varsın diyebilir misiniz? Ay ben çok yapıyorum ki, bunu, böyle yapıyorum. İyi ki varsın diyebilir misin? Yani bunun için işte birisine ihtiyacın yok. Evet, oradan da alıp kabul edebilirsin. Aynen. Ama senin bütün hayatındaki o işte o alıp kabul etmeyi birisi ya da bir şey yaratmayacak. Önce sen kendini bunu yaratmaya başlarsan, o zaman karşı taraftan hiçbir şey beklemeyeceksin ve sadece var olacaksınız birlikte. Birlikte var olmak demek ne demek? Hayatımızı büyütmek demek, hayatımızı küçültmek demek değil. Küçültmek demek ne demek bununla ilgili? İşte bunu yapmamalısın, bu doğru değil, bu iyi bir şey değil. Beni işte buraya götürmedin, şunu yapmadın, işte kafamın etini yedin, onu yaptım, bunu. Bu küçültmek. O ilişki çoktan bitmiştir. Ya gerçekten birbirimizle sadece olduğumuz halimizle var olabilseydik. Ve sen ne yapmayı seviyorsun? Okeyim ben bunda. Ben ne yapmayı seviyorum? Bunda da okeyim. Ama ne yapıyoruz biz? Hayır, bu doğru değil, bunu yapmamalısın. Bu yanlış bir şey. İşte ondan sonra her şey kapanıyor, her şey kısıtlanıyor. Kültürel ya da otoritenin sunduğu ya da izimlerin ya da din kalıplarının sunduğu bakış açılarıyla aslında birbirinin hayat enerjisini bitirmeye ve birbirini sömürmeye başlıyorsun. Aslında burada işte demin söylediğin şey çok kıymetli. Kendi kendini sevip bir eril figürden, eriller içinde dişileri için kastedebiliriz, karşılıklı düşünelim. Ondan beklediğin sevgiyi, şefkat, ilgi, bakım vermek duygulara kendinden kendine yaptığın zaman, hani kendine aşık olmak ya da kendinde merkezlenme denilen bir şey var ya, bunu yaptığın zaman zaten belli bir doyuma ulaşıyorsun ve androjen olma yolunda ilerliyorsun. Yani eril ve dişil teke düşüyor. Yani ruhun bütün iki enerjetik alanında çok sağlıklı kullanabilirken, o sevgi, ilgi, aşk, işte duygusal bakım, bedensel bakım vesaire, çeşitlendirin bunu. Kendinden kendine sunduğun zaman zaten mıknatıs gibi oluyorsun. Manyetik bir çekim alanın oluyor. Aura çok etkileyici oluyor ve sen bunu kendine sunduğun için aynalarımız olan diğer veçelerden, kişilerden de bu enerjinin sana yansıtılması olarak geliyor. O zaman dışarıya bağımlı olmuyorsun. O zaman dışarıdan beklenti halinde olmuyorsun ve kendi gücünün farkında olduğun için
Yani bu hayatı artık öz benliğinle birlikte yaşıyorsun. Kodlarla ya da Matrix ağında değil. Kendin Kesinlikle öyle. gerçekten keyfin ve Evet. kahyasını istiyorsan Evet tam öyle olarak. Keyfin ve yaşıyorsun yani. kahyası diyorsun. Evet, var Tabii olmak canım. işte orası. Yani kendinle var olmak, bedeninle var olmak, kendi Evet. farkındalığınla var. Bu insanları dışlamak demek değil ama. Değil, Yani değil. onları işte, aa sen işte tukakasın, gelme benim hayatıma. Yok. İşte sen doğru değilsin, gelme. Bu demek değil. Evet. Onlardan da alıp kabul etmek, birlikte gerçekten büyütebilmek hayatı. Kesinlikle. Aslında işte demin o İranlı hanımdan bahsettin ya, dışarıdakiler böyle işte ona bir katma değer sunmaya çalıştıklarında şöyle dur deyişi gibi. Aslında kendinden kendine değer vermeye başladığında ve bunu alıp kabul ettiğinde zaten dışarıdakiler değer verecek. Mevzu dışarıdakiyle uğraşmak Evet, değil ya da beklentin kendini ona yok. beğendirmek değil. Aynen. Kendi kendini tamamlamak. Zaten bu yolculuk öyle bir şey ya. Ama bunun en başında kendini olduğun gibi bak ezik, ağlak, aciz halinle de sevgiyle kabule geçmek. Güçlü işte taraflarınla da kabule geçmek. İşte sivri yönlerinle de kabule geçmek. Her şeyin başında o kabul enerjisi var. Eril içinde, dişil içinde. Bunu yapmadan zaten yol gidemiyorsun ve bütün hayatın boyunca sen bunu yap diye sistem sağlı sollu vurmuyor mu Evet. Ferhat? Ve işte bütün hayatımız boyunca da bu savaş devam ediyor Esin. Yani Maalesef. savaş, sürekli savaş, sürekli savaş halinde, sürekli savaş Evet. halinde. İşte aslında erkekler erkeklerle savaş halinde, kadınlar da kadınlarla savaş halinde. Hani tam tersi gibi düşünür ya, işte erkek kadın da savaş halinde diye düşünür ya da kadın da erkek de savaş halinde diye düşünür. Aslında tam tersi. Evet. Erkekler birbirlerine güç savaşı peşinde, kadınlar da birbirlerinle sürekli ben senden daha güzelim, bak ben senden daha bakımlıyım, ben senden daha iyiyim. Yarış peşinde aslında. E Maalesef. peki bunları, Maalesef. bunların hepsi okey. Bu realitenin doğruları diye kabul edelim bunların her birini. Yani gezegenin doğruları diye kabul Evet. edelim bunları. Peki bizim tek seçimimiz bu şekilde yaşamak mı? Hayır tabii ki. Bunun farkındaysak eğer, o zaman benim savaşacak bir durumum da kalmaz ki bunlarla ilgili. Evet. Ve O orada zaman işte müthiş bir onu geçecek zaman bir dilimi durumum da açılıyor işte kalmaz. orada. Bak müthiş bir zaman dilimi açılıyor. Bu savaşı bıraktığında müthiş bir zaman dilimi açığa çıkartıyor ve aslında insanlar o kadar çok bu kimliklerle kendini var etmeye devam etmiş ki bunları elinden aldığında kendisinin nasıl yaşayacağıyla ilgili hiçbir fikri yok. Çünkü öyle tanımlamış ve ona alışmış. İşte aslında durmak ve bu zaman dilimini, o savaşı bitirip zaman dilimini kendine sunduğunda bugün ne yapmak istersin o Evet, zamanlar? Kendine nasıl dahil olmayı seçersin? şimdi şu anda ne yapmak istersin? Şimdi şu anda mesela işte bu yayın bittikten sonra ne yapmak istersin? Yani her zaman seçebileceğimiz bir şey varken biz aynı şeyleri yaparak sürekli farklı bir şey oluşturmaya çalışıyoruz Bu hayatımızda. Aynı mümkün şeyleri değil. yaparak farklı bir şey oluşturamayız ki. Aynen bu NPC karakterlerin halleridir arkadaşlar. Ferhat Hoca'nın söylediği. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleme. Aynı dönenceleri, döngüleri, duygu durumlarını durgun bir göl gibi düşünün. Aynı şeyde kalıyorsan NPC tarafını daha fazla kullanıyorsun demektir. O yüzden bilinçaltını bilmek, farkındalık, algıları düzgün bir şekilde nasıl anlatayım bunu? Farkındalığını da fark ederek anda kendini bilinç dışı olan taraf değil de bilinçten gözlemlersen hemen şu anda NPC gibi mi davranıyorum yoksa şu anda gerçekten bilinçten mi davranıyorum? Bunu yapmam bile yeterli ama bunun için önce biraz kendinde kalıp kendine bir boşluk oluşturmak zorundasın. Kesinlikle Evet öyle. Ferhat. Sorgulama başladığı anda Evet. zaten hayatımızda bunlar fark edilebiliyor. Mesela diyelim ki benim bu elim bilinçsiz tarafım, bu elim de bilinçli tarafım. Ben sürekli bilinçsiz olanı bilince dönüşmeye çalışıyorsam yine savaş başlatacağım orada. Evet. Ancak ikisini kavuşturabilirim ben. Yani bilinçsiz dediğim tarafımla bilinçli dediğim tarafımı kavuşturduğum anda artık ortada yargı kalmayacak ki durumla ilgili. Aynen öyle. Yani kendim Aynen öyle. ve bugün konuştuğum bir arkadaşım var mesela, onunla konuştuk. Ona söylediğim şey şuydu. Hayatında uğraşacak bir şey kalmadığında, ki en çok uğraştığımız şey kendimizi yargılamak zaten. Yani bütün gün boyunca kendimizi yargılıyoruz. Her saniye, her an. Dedim Evet. ki bugün kendini hiçbir şeyle yargılamasaydın ne olurdu? Boşluktan bahsetti bana. Yani o zaman yapacak bir şey kalmaz ki. Yani benim bütün hayatımın amacı kendimi yanlış yapıp kendimi yargılamak mı? İşte o yüzden zaten hiçbir şey değişmiyor hiç kimsenin hayatında. Evet. Çünkü tek tek seçiminin kendini yanlış yapmak, kendini yargılamak. İşte ben iyi bir anne olamadım, ben iyi bir baba olamadım. Bak çocuklarıma şunu veremedim, bunları yapamadım. Hayır, burası yapma hali. Sen Evet. gerçekten kendin olmayı seçtiğinde, karşındaki kişi ne talep ediyorsa senden, o zaten olursun orada. Bunun için kendini harcamazsın, bunun için kendini Evet. öldürmezsin. Ama ne yapıyoruz orada?
gün içinde hayatımızda uğraşacak bir şeylerin yargı ve problem olduğuna karar veriyoruz. Kesinlikle. Onlar olmadığı anda boşluk diyoruz. Aynen şöyle oldu bak orada. Ne yapacağım ben şimdi? İşte ya. Asıl şimdi hayatını seçme ve yaratma zamanı. Sanki boşluktan korkuyorlar gibi değil mi? Boşluk Ferhat? Dediğimiz şey aslında bizim kendi sonsuz alanımızken kendimizden korkuyoruz aslında, biliyor musun? Evet, yani kesinlikle. Bizi dışarıda korkutan hiçbir şey yok. Biz kendi kendimize korku yaratıyoruz ve kendimizden korkuyoruz. Yani aslında neyden korkuyoruz biliyor musun Esin? Yapabileceklerimizden ve kendimizi durduramamaktan korkuyoruz. Aynen, kendi gücünün açığa çıkmasından korkuyoruz. Aynen, geçenlerde birisiyle daha konuşuyoruz işte, seans yapıyordum ona. Aynı soruyu ona da sorup o da dedi ki beni kimse durduramaz o zaman. E şu anda ne için kendini durduruyorsun ki? Evet. Ya senin kendini durdurmaman başkalarının da bunları seçmesi için bir kapı açacaksa İnşallah. Yani farklı Aynen. bir şeyleri ortaya çıkarmakla hep aynı şeyleri düşünsene bak bu dünya neyle devam ediyor? Hı. Doğduk, büyüdük, evlendik, işte çocuğumuz oldu, yaşlandık, öldük. Bitti. Ya. Bu mudur yani? İşte her an farklı bir şey yaratıp bu dünyaya gerçekten 50 yıl sonra, 100 yıl sonra farklı bir olasılıkların ortaya çıkabileceğini yarattığımız alan şu anda bu gece yapacağımız seçimlerle başlayacak. Kesinlikle. Yani gerçekten o boşluğu kabule geçmek ve kendinden kendine hayatına işte bir yaşam koçu gibi soru sormak ve gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Ya da sana dikte ettirilen şeyin içerisinde ne olmak istemiyorsun? Peki bunun için ne yapman lazım yani? Yapacağın şeyler ne? Ya da ne yaparsan dönüştürürsün? Aslında evet. Basit sorularla kendi kendine yaşam koçluğu yaparak aslında bugün sevgili Onur'un çok güzel bir reels'i çıktı karşıma. Hedefe gitmek için adım atmamız lazım ya. Adım atamıyorsan yarım adım at. En azından niyetine gir yani, ama tabii bir eylem yani. Bir tabii eylem görelim. Ve orada şurası çok ince bir nokta. O adımı atmak istiyor musun, gerçekten istemiyor musun diye sorduğumuz anda orada bir farkındalık ortaya çıkacak. Çünkü biz istemediğimiz bir sürü şey yapıyoruz hayatımızda. Aynen. İstemeden yapıyoruz bunu. İşte burası da yine yapma haline geliyor. Ama olma hali nasıl bir şey biliyor musun? Şu anda mesela ben burada konuşurken olma halindeyim. Çünkü çok keyifliyim evet. burada. Evet, elhamdülillah. Eğer yapma halinde olursam, bitse de kurtulsam, hadi bitsin bu. Hadi acaba bir şey aldılar mı? Almadılar mı? Bak burası direkt yapma halidir. Ne kadar kabz enerjisi işte orası. İşte ne hayatımızda işte her an o yapmayı seçtiğimiz şeyler gerçekten beni mutlu ediyor mu? Evet. Yoksa yapmak zorunda olduğum için mi yapıyorum bunların hepsini? Ama olma halinde olursan artık yapmaktan öteye geçersin ve o olma halinde yaratıcılığın daha da fazla ortaya çıkmaya başlar. Kesinlikle. Ama soru şu çıkabilir burada. Nasıl olacağız diye soru ortaya çıkabilir. İşte mesela bir yemek yapıyorsun. Yemeği yapıp bitirmek için yapıyorsan yapma halindesin. Bu yapmaktır. Ama sen orada yemekle birlikte oluyorsan, hatta benim babam şey derdi. Yemekle birlikte pişmek falan derdi eskiden. Evet, olma evet. halidir aslında orası, biliyor musun? Hani yapıp bitirmek hali değil. Çünkü değil. Yapıp bitirdiğin anda gene yapacak bir şey bulmaya çalışacaksın hayatında. Aynen. Ama her ne yapıyorsan eğlenceli bir şekilde haz alarak yapman lazım. Yani gerçekten orada aslında işte hayat enerjisini besliyorsun yani. Ve aslında kişiler bu olma haliyle hareket ettiği zaman depresyondu, fiziksel hastalıklardı, işte zihinsel sıkıntılardı, bunlar olmaz ki, otomatikman kalkıyor. Hepsi bitecek. Ama küresel sistemde evet. Matrix'in evet. işte bir sömürüsü lazımdı ya iptalipten. Maalesef işte hep otoriteyle, kültürle ya da kimlik giydirerek onun altını doldurmaya çalışan kadınlar ya da erkekler sistemde köle olurken hayat enerjileri emcüklendi, çekildi ve sonra yansıtmalar oluyor. Ama işte varoluşun oluşu olursan eğer ve haz noktalarını bu noktada beslersen zaten erilin de dişilin de olası en mükemmel haline geliyor. Kesinlikle öyle. Burada antiparantez bir şey açmak istiyorum. Mesela hedonizmden bahsedeyim birazcık. Hazcılıktır değil mi hedonizm? Ama bu realitedeki hedonizmin anlayış şekli nedir? Bunu direkt cinsellikle bağdaştırılır. Ya gerçekten haz aldığın şeylerin peşinden koşuyor olsaydın, haz aldığın şeyler. Ne olduğunu sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Haz aldığın şeylerin peşinden koşmaya başladığın anda o zaman işte gerçek varoluşa erişme başlarsın. Gerçek varoluş orası. Çünkü sen orada o hücrelerin titrettiğinde onun etrafındaki her şey değişmeye başlıyor. Ve her şey sana daha fazla izin etmeye başlıyor. Neden? Kesinlikle. Çünkü sen gerçekten hazın içindesin. Aynen. Ve onu oluşturduğun anda yaşadığın cinsellik de çok daha farklı bir seviyede Kesinlikle. Olmuş oluyor. Ya öyle. Çok Çünkü orada tamamen varoluştasın. Beklentin yok, doğrun yok, yanlışın yok, iyin yok, kötün yok. Sadece varoluştasın orada. Biz aslında şu anda konuşurken bile bunu yaratıyoruz.
Aynen öyle. Ancak burada bedenler birleşmiyor. Bak bu enerjiyi devam ettiriyoruz şu anda. Bu da bir enerji. Kesinlikle. İşte o yüzden de hayatımızda hep o kendimizden kaçtığımız yerler var ya, bunların hepsini cinsellikle tanımladığımız için kendimizden kaçıyoruz. Evet. Bunlar çok derin konular. Ve ben sabaha kadar konuşabilirim bunlarla ilgili, biliyorsun. Peki biraz, ama burada zamanımız yetmeyecek tabii ki buna. Evet, evet. Tamam, peki şu anda ben şöyle bir bilgi de vereyim, sen oradan biraz yürü istersen. Şimdi uyanış diyoruz, işte dişil enerjinin kendini kabule geçmesi vesaire vesaire. Eğer kök çakrada blokajlar varsa, hı hı, cinselliğini sevgiyle kabule geçmiyorsa, bunu yaşamak için kendine izin vermiyorsa, o kişinin tam anlamıyla uyanışından, aydınlanmasından bahsedebilir miyiz? Yani sonuçta o çakra blokajlıysa, biz kapattık, sorma. Şimdi şöyle, tamam. Orası bir varsayım olarak bakıyorum. Okey, burası da okey. Buradan da bakabilirsin duruma. Ancak benim bakış açım burada tamamen farklı. Hı hı. Yine bedenime sorular sorarak buradan devam ediyorum. En kolay yolu burası. Evet. Bedenim, gerçekten bunu seçiyor musun? Yoksa bunu seçmek için direneceğin hala erkek rolünde misin? Kadınlardan bahsediyorum. Erkek rolünde misin hala? Hı-hı. Eğer karşındaki de bir erkekse, sen de buna direnç göstererek hala kadın rolünde mi devam ediyorsun? Hı-hı. Şimdi bak, şuradan bakalım olaya. Hı-hı. Evet, kök çakra diyebiliriz, oradaki tıkanışıklık diyebiliriz, blokajlar diyebiliriz, kodlamalar diyebiliriz, her şeyi diyebiliriz. Hı-hı. Ancak bunu hayatınızda tek bir soru sorarak bunu değiştirebilirsiniz. Tek bir soru. Hı-hı. Ben gerçekten kendimi onurlandırıyor muyum? Evet. Yoksa kadınlığımı bir başkasının onurlandırmasını mı bekliyorum? Çok acı burası. Orası. Erkekliğimi acı. Bir başkasının onurlandırmasını mı bekliyorum? Cinsellik dediğimiz konu o kadar geniş kapsamlı bir konu ki. Hı-hı. Ben yıllar önce bu konuyla ilgili bir sınıf yaptım. Hı-hı. 2 günlük bir sınıftı ve seksin yalanlarıydı sınıf. Sınıfı paylaştım, kimse bakmıyor. Kimse beğenemiyor. Beni arıyorlar, diyorlar ki hocam biz beğenemiyoruz bunu, ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü o kadar büyük bir tabu ki burası. Hı hı. Ve o 2 günlük sınıfın içinde buradaki bütün tabuları, bakış açıları tamamen değişti ve o sınıfla ilgili hala harika geri bildirimler alıyorum. Ah, neden? Ben zaman nedenini söyleyeyim sana. Hı. Çünkü bize öğretilen bir şey değil burası, Esin. Hı hı. Kaç evet. tane çocuk ya da kaç tane anne baba çocuklarına bu konular hakkında konuşabiliyorlar? Hı. Aynen ya, evet. Bilinçli anne, ya bilinçli Türkiye'de baba, çok büyük bir tabu ve baskı çocuk. Bu ya çok Serhat. Büyük bir baskı, çok büyük bir tabu ve bununla ilgili bir çalışma hazırlayalım beraber. Yapalım Serhat. Tabii ki harika bir şeyler ortaya çıkartabiliriz. Ya hatırlıyor musun, bir tane amca vardı, şeyde Reels'ler paylaşılıyordu. Hı. Bir tane kadın onunla röportaj yapıyor, diyor ki sizin için mutluluk nedir diyor amca diyor. Sen ne karışıyorsun benim diyor ne olduğuma, bizimle hanım arasındadır o diyor. Şimdi böyle bir şeyden bakıyoruz aynen. olaya. Aslında aynen. hiç ilgisi bile yok. Aynen. O kadar detaylı, o kadar geniş, o kadar eğlenceli bir konu ki bunları konuşabilmek. Evet. Ve hiç evet. kimse bunlar hakkında konuşmuyor. Herkesin üzerinde kapalı bir tabu burası. Ya şey, örnek vermek istiyorum. Beraber foundation yapmıştık ya, senden eğitim hı. aldığımız zaman hı. bizim hı. ofiste, foundation'da. Orada cinsellikle ilgili birkaç tane kodu kıran ve farkındalık soruları vardı, bilirsin zaten. Orada acayip derecede cinsel manipülasyonları fark etmiştim ben ve hı-hı. bana tokat gibi gelmişti. Hı-hı. Yani kadınlar bu noktada kendini çok yargılıyor, çok suçluyor ya da eril taraf bir yansıtma yaptığında ona inanıp kendi cinselliğini kapatıp ya da suçlu gibi oradaki hayat enerjisini bitiren, yani Türkiye'de çok fazla bu ya. Çok fazla. Çünkü biz bunu beraber açalım ya, böyle bir eğitim. Tabii ki açalım. Ya şöyle bak, baksana olaya Esin. Yani gerçekten hiç kimsenin bunlardan bir haber yaşıyor. Ya evet, bazı insanlar kendilerini geliştiriyor bunlarla ilgili, işte bakıyorlar, ediyorlar ama bir haber olan bir sürü insan var bunlarla ilgili ve en büyük tabu burası. Aslında hayatımızı en çok kilitleyen ve kapatan yer de burası. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şey yapabiliriz, foundation sınıfı gibi, böyle sen zaten çok iyisin o noktada, çok şükür. Yaparsın, ben meditasyonlar, oralara inisiyasyonlar yaparım. Her çakra bazında da gidebiliriz. Ama kök çakra, bakın arkadaşlar, uyanış dediğiniz şey, çakralar sağlıklı çalışmazsa şu beyin de zeka da evrilmiyor. Dolayısıyla kök çakra da sağlıklı çalışacak. Sonra tepe çakra açıldığında solucan deliğinden geçiyorsun. Yani uzay zaman bükülmesi yaşıyor ve gerçekten uyanmaya başlıyorsun. Orada sana yapılan cinsel manipülasyonları işte fark etseydin, yani bu
Foundation sınıfında kahkahalara boğulmuştuk, hatırlıyor musun? Şimdi detaylar Şöyle, geçiyor. Baş siktir olmuştuk, bu neymiş ya? Nesyan aydınlanması vardı sanki orada diye hatırlıyorum. Orası çok, çok muhteşemdi zaten orası. Var ya, koptuk oraya ve geçen yine paylaştık onu. Ya orada aslında manipülasyonu dışarıdan kimse bize yapmıyor Esin. Biz Yok kendimize yok. yapıyoruz bunu. Evet işte ya, mevzu o kodlar yüzünden acayip bir kendinden kendine bir hapishane yaratıyorsun. Ömür gidiyor. Yüce Yaradan bunu mu bekliyor senden, ya da özbenliğin bunu mu bekliyor senden? Ama orada bile kurban bilincine düşürüyorsun kendini yani. Hep işte Kesinlikle okulda öyle. bir kültür kodlarıyla Çünkü yani. çok fazla bakış açısı var bunlarla ilgili. Çok fazla yüklenmeler var. Neden bunların hepsi yapılıyor? Sen kendini fark edemeyesin diye yapılıyor. Çünkü seni bunlarla kontrol edecek. En Evet. çok kontrolü yaratan şey ne bunların altında? İşte kadınlık, dişilik, erkeklik, işte organlarımız ya kolumla göğsüm arasında bir fark yokken buradaki ayrımı yaratmanın değerine. Evet. Aynen. Hepsi aslında bir ve bütün ama bize burada öğretilenlerden dolayı işte çok geniş konular girmeyeceğim bunlara. O konuşacağımız alanlarda bunlarla ilgili konuşuruz. Çünkü çok detaylı ve çok derin. Ancak şunu bilin ki arkadaşlar gerçekten orası değiştiğinde hayatınızdaki her şey değişiyor. Kesinlikle kök çakra şifalandığında, o cinsel manipülasyonlardan da çıktığında, aslında bu cinsel enerji senin hayat enerjin, köklenmene sebebiyet veren başarıların, bolluğunun, bereketinin, yaratımlarının bu dünyadaki dışa vurumu gibi algılayabilirsin. Sadece cinsel olarak tanımlamayalım onu. Tabii O ki. kök çakradaki enerji senin bu dünyadaki kudret enerjin ya. Kudretin yani. Yes. Kadın ol, erkek ol, fark etmez. Aynen öyle. Biz buna Bir şey işte diyeceğim. Cinselliğin kadar konuş diyesim geldi şey iptal. Neyse. Ama kudret enerjin doğru yani. kesinlikle öyle ve orası çok farklı. Yani işte orgazmik enerji diyebilirsin, varoluş enerjisi Evet. diyebilirsin. Çünkü orası senin yaratıcı halin, yaratıcı enerjin ama sen orayı sürekli kapatıyorsun ve bastırıyorsun. Ne için? Yanlış bunlar. Bunlar konuşulmaz. Bunlar konuşulmaz. Yanlış yani. Hayır. Senin kendi bedeninden, kendi bedenin varlığına nasıl yanlış diye hitap edebilirsin ki? Evet. Kendi bedenini sevgiyle kabule geçmeyince zaten cinselliğini sağlıklı bir şekilde yaşaman da mümkün değil. Partnerine yaşatman da mümkün değil. Ondan o kişi alman da mümkün değil. Ya O çok yüzden komik beden... esprilerimiz var burada bu konularla ilgili ama tabii burada çok fazla yapıyorum. İşte hani hatırlıyor musun konuşmuştuk bunlarla ilgili Foundation sınıfında da. Doktor bunu haftada 3 defa yaptıydı başka yapmıyoruz. Hatırladım. Hatırladım. Çok iyiydi ya. Ya Çok o kadar iyiydi. komik şeyler ki ve bunlarla eğlen, 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 eğlen. Hayat sadece bir eğlence. Yani keyif al hayattan. Çünkü her gün kendini yanlış yapıyorsun, her gün kendini yargılıyorsun. Artık bundan çıkma zamanı mı ve gerçekten bunları değişmeyi seçtiğiniz anda işte bu dünyada 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra çok büyük bir değişim yaratıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah'ın izniyle. Çok çok güzel ya. Bununla ilgili bir yayın açalım. Altyapısını hazırlayalım. Çünkü Yapalım. dişilerin çok ihtiyacı var ve gerçekten, bir de ben son zamanlarda hep şey pompalıyorum. Videolarda işte Mikel enerjisi diyorum ona. Yeryüzüne geri iniş, nüzül kalsi lütfen. Başarılarınızın potansiyellerinizi vesaire, işte yaratım gücünüzü dışarı çıkartın. Yere inin. Ruhsallıktan yere inin. Tek gerçek burası ve burada kendi bedenini de sevgiyle kabule geçtiğin anda sıfır bakış açısıyla yeniden ilk defa yaşıyormuş gibi cinselliğini yaşadığında hangi haz, mutluluk, yaratım enerjisi, kabul enerjisi ve içindeki kaynakla birlikte bir ve bütün olabilirsin. Kesinlikle Yani öyle. oralarda eski bakış açıları tamamen yıkarak kendi öz bilincinle bunu deneyimlediğinde bambaşka bir şey yaşayacaksın yani, Kesinlikle net. öyle ve kendine dokunmaya başlayarak zaten bunları değiştireceğiz oralarda. Çünkü o dokunuşu bile başkalarından bekliyoruz. Yani o kadar çok kadın tanıyorum ki bunlarla ilgilisin. Yani sadece erkek gibi yaşıyor, erkek gibi davranıyor, konuşması erkek gibi, hareketleri erkek gibi, dokunulmaktan nefret ediyor ve kendini o kadar çok adamış ki buraya. Neden bunu yapıyor biliyor musun? Çünkü erkeklere karşı o kadar büyük bir düşmanlığı olduğunu zannediyor ama asıl düşmanlığı Kendini, kendi bedenine. kendine, Erkeklerle evet, falan çok iyi buna ve hayatında kendini bununla ilgili sürekli yargıladığı için de etrafında sürekli bu tip erkekler hayatta var olmaya evet. devam ediyor ve hala böyle konuşuyor, öyle konuşuyor, ben erkeğim şöyle ya davranıyorum. Hayır, bunu yapmana gerek yok ki sen kendi dişiliğini, kendi gerçekliğini alıp kabul ettiğinde bütün sahnelerin hepsi değişecek zaten. Kesinlikle. Kesinlikle ya. Orada ben bir şey yaptırmıştım bir grupta. Meditasyon gibiydi. Yani bir çalışmamdı yanlış hatırlamıyorsam. Bedene sorma, bedenle iletişimde kalma, bedeni önemseme ve dinleme ile ilgili. İşte bilinç aktarımında bulunurken kendinizle
İletişim ve ilişkinizin güzel olması için öncelikli olarak bedeni bir kabule geçin. Aynada kendine çıplak bir halde bir bak bakalım. Gözünü kaçırdığın ya da rahatsız olduğun herhangi bir şeyin var mı? Varsa Evet. sen bedenle bağlantıya geçemezken yaradanla nasıl bağlantıya geçeceksin? Yani bu bundan geçiyor. Ondan ayrı Kesinlikle. değiliz, gayrı değiliz. Ve reddederek yargıyla bakıyorsun. Peki bunu yapmana sağlayan bakış açıların ne? Kimin terazisinde o göbeğini şey yapıyorsun, ötekileştiriyorsun ve seni bu hale kadar getiren bu kadın ya da adamsa geçmişine baktığında aslında kendini ittirerek, yargılayarak, kabul enerjisi vermeyerek özünün bilincini nasıl yaşayacağını düşünüyorsun? Bedenle barışın ve aynada lütfen bakıp kendinize dokunur Kesinlikle musunuz? Sevgiyi, harika, harika bir ilgiyi. terapidir o. Harika Aynen bir yöntemdir ve aynen. kendini alıp kabul etmeye başlarsın. Evet. Ve zaten orada şunu da fark edeceklerdir bunu yaparken. En çok yargıladıkları yere daha çok odaklandıklarını fark edeceklerdir. Yani işte göbek bölgesidir, işte basen midir, kalça mı, neyse oradaki bakış açısı. Onları fark ettiğinde ve orada soracağı en güzel soru şu. Gerçekten şu anda bedenimde oluşan bunlar gerçekten bana mı ait? Bunlar benim mi? Hey beden, bunlar benim mi? Bunlar gerçekten bana mı ait? Hadi değiştirelim. Şimdi değiştirelim. İnşallah. Ve bedene ne söylersek beden onu anında değiştirecek. Kesinlikle. Anında. Kayıt tutuyor çünkü. Anında atomik boyuttan yaratım yapıyorsun. Yes. O yüzden kendini sevgiyle kabule geçip onurlandırmak, kendine o nezaketle yaklaşma olayı çok önemli ve kıymetli. Aslında içindeki hakka, özüne yapıyorsun. Sen bunu yaptığında da dış aynalar takır takır değişmeye başlıyor. Yani kaderim diye yaşadığın süreçler Aynen bambaşka harika öyle. şeylere evriliyor. Aynen öyle, Ya çünkü böyle böyle tüm beklentin, dünya dönüşecek evet işte. kesinlikle öyle. Çünkü senin burada yaptığın her seçim çocuğunda da bir seçim yaratacak. Onun çocuğunda da bir seçim yaratacak. Onun çocuğunda da bir seçim yaratacak. Ve 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra artık bilinçli bir dünya olmaya başlayacak. Evet, inşallah Gerçekten bilinçli hepimiz. bir dünya demek ne demek? Hiçbir yargının olmadığı, beklentinin olmadığı. Ya bir gün arkadaşım birisi dedim ki, bu dünyadaki herkes sevdiği işi yapsaydı hayat nasıl olur dedim. Olur mu öyle şey ya dedi. Evet kesinlikle olur. Yani Evet, dışarıyı inşallah. süpürmeyi seven bir sürü insan var. Hani çöpçülerden bahsediyoruz işte. Ya da işte inşaat yapmayı ya da işte mühendislerden bahsediyoruz. Herkes sevdiği şeyi yapıyor olsaydı savaş kalabilir miydi? Mümkün değil ya. Hayat enerjisi efsane bir şey olurdu ve haz noktası beslendiği için mutlu olan bir insan savaş çıkartamaz ki kendiyle de dışarıyla da yani. Kesinlikle öyle. Ve o zaman da işte orası yapmaktan olma haline, Olma işin hali. içinde olma halin oradaki o olayı daha da büyütecek. Oradaki Kesinlikle. yaptığın işi daha da sevdirecek, daha da genişletecek. Senin bununla ilgili işte para kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Ay sonu gelse de kiramı ödeyeyim, bunu mu ödeyeyim? Bunların hepsi bitecek çünkü onların hepsi yapma hali. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun için işte önce kendini bir fark edip oradaki hayaline, hedefine gitmek için eylemini ve bakış açını dönüştürmen Kesinlikle lazım. Varsa kodların öyle. kırılması lazım. Hani düşün ki o bir iş ya, çalışıyorsun işte yıllar boyu. 360 gün hobini yapmaya gidiyorsun. Nasıl mutsuz olabilirsin ki? Tabii ki Ama öyle. eğer haz noktanı beslemiyorsa ve küresel sistemin kölesiysen o ayakların işe gitmez, geri geri gider. Beden kalkmak istemez sabah yataktan. Ve senin hayat enerjin küresel sistem tarafından maalesef emilmeye başlıyor. O yüzden çok doğru söylediğine katılıyorum. Herkes inşallah tün yani kendi mutlu olduğu şeyi yapmaya başladığında otomatikman zaten kodların bir kırılmasını yaşayacağız. Aynen Ve her öyle. gün hobisini yapmaya gidecek Aynen aslında. öyle. İste de para kazanacak Aynen yani. öyle ve çok kolay başlanılabilir. Her şey değişebiliyor. Yani Bars'ı biliyorsun zaten. Bars'ta bunları değiştirebilirler. Senin yaptığın çalışmalarla değişebilirler. Herkes kendine neyin iyi geleceğini bilen tek kişiyken ancak yine cevapların peşinde koşmaya devam edildiği için hani doğru olan hangisi, doğru olan hangisi? Kendine sorar mısın? Bedenim hangisine gitmek benim hayatımı değiştirecek? Hangisine gitmek benim hayatımı bir anda kolaylaştıracak? Yani kulaktan dolma bilgilerle işte o gitmiş bak bana iyi geldi. O gitmiş bak o şuna iyi geldi. Hayır, sen kendini artık sormayı öğrenir misin? Kendini fark etmeyi, kendi varlığınla. Evet benim için burası iyi gelecek diyeceksin. Onu zaten sen algılarsın, anında bilirsin onu. Bilirsin, aynen, Ve kesinlikle. bütün metotlar ne uygularsan uygula. Hepsinin yaptığı şey zaten seni sana vermek. Seni kendine Kesinlikle. döndürmek yani. Kendini keşfetmek. Kendini fark etmek. İnşallah, evet, çok güzel. Yapalım es Yapalım Bunun için lütfen. neler mümkün diyorum. Gerçekten Kesinlikle. bu tabuların yıkılacağı sınıflar yaratalım. Ve hep İnşallah. birlikte değişelim, hep birlikte değişelim ve bütün buradaki bu işte katliamlar, her şey değişsin, her şey. Zaten bu Evet. gece ben eminim ki bir sürü şey değişti. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim Ben de Ferhat. Çok sağ ol. Çok sana. güzel katkı oldun. Hep Allah razı olsun. birlikte.
O zaman beraber bu projeyi yapalım. Dişillere inanılmaz katkı olacak ve bence hepsi şükür frekansıyla teşekkür Ya hep edecek bize. Biz de birlikte mutlu olduk. olacağız kolektif o katkıyı olduğumuz için. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi ki varız. Öyle. Hep birlikte neler mümkün demeye devam ediyorum. Evet, bütün mucizeleriyle, ihtişamıyla aksın Aynen. gelsin bakalım. Açığız ve alıcıyız. Evrenin bütün güzelliklerine açığız ve alıcıyız. Bu Aynen. frekansa tüm Önce dünya yer kendimizi. ve gönüllüyüz. Önce Aynen. kendimizi. Aynen. Peki. Çok teşekkür ederim Ben de çok teşekkür Ferhat'cığım. ederim. Allah'a Görüşürüz. emanet Bay ol. Görüşürüz bay. inşallah. Hoşça kal. Bay bay. Evet arkadaşlar. Sevgili Ferhat hocama çok teşekkür ediyorum. Katıldığı için canlı yayınıma. Müthiş bir sohbet oldu. Dişil enerjiyle ilgili kabul enerjisinde olmazsak, bedenimizi sevgiyle kabule geçmezsek, bir kadın olarak eksik yedik, aciz diye düşündüğün hangi tarafın varsa ya da işte kendini yargıladığın işte cahilim ya da şöyleyim ya da böyleyim ya da işte göbeğimden memnun değilim ya da vesaire vesaire gibi bunlarla alakalı kabule geçmediğin her yerde sana şunu söyleseydim aslında senden nüzul eden Rabbini kabule geçmiyorsun. Aslında otorite problemin var. Aslında o otoriteyle kavgandan dolayı gerçek anlamda uyanışını, aydınlanmanı, bu hayatın varoluşun akışı olmayı becerememe sebebin bu. Başta sevgiyle kabule geçersen işte o zaman veremediğin kilolarını yıllar boyu sürekli geri aldığın kilolarını sağlıklı bir şekilde verebilirsin. Sevgiyle başta o göbeğini sevgiyle kabule geçersen kendine nezaketle gitmeyi başarırsan eğer ancak o zaman gidecek o göbeğin eğer bunu seçiyorsan. İşte neden bazı şeyler kilo vermede olduğu gibi ya diyet yapıyorsun ya spor yapıyorsun tekrar tekrar yapışıyor mesela. Neden yapışıyor? Çünkü bunu gerçekten sevgiyle başta kabule geçip onu onurlandırıp nezaketle gitmedin kendine. Bir direnç yasası işlettin orada. Ve sen neye direnç gösteriyorsan o istemediğin ot burnunun dibinde biter hesabı mutlaka başına gelecek. İlişkilerde de böyle arkadaşlar ve duygularınızda da aynı şekilde. Sadece beden prosesleri için bahsetmiyoruz. Sadece beden prosesi için bahsetmiyoruz. Zeynep diyor ki göbeği sevmek kolay değil diyor. Gülen surat dil işareti falan yapmış. Şu bakış açısıyla bakalım. Sen bu dünyaya bir insan yaratıp veriyorsun. O karnından çıkıyor. Tabii ki karnında çatlakların olacak. Tabii ki o karnın biraz kalacak. Bu düzeltilebilir bir şey. Yani kimde var bu kudret enerjisi? Bir bak bakalım. O yüzden kadınlar lütfen bir kendine gelsin. Bu dünyanın varoluşu, soyun devamı malum yani. O yüzden o kıymeti, o değeri kendinize bir vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Evrenin direnç yasasını işte mesela o ağlak tarafın, işte saf tarafın, her şeye inanan tarafın, hani kızdığın tarafın var ya bir daha böyle yapmayacağım, yapmayacağım deyip de direnç gösterdiğin tarafın. Ona da nezaketle gidip sevgiyle kabul eder misin? Sen onu kabul etmezsen sürekli o duygu durumların üzerinden olayları sana yaşatan insanlar yaratacaksın, çekeceksin kendine. Yani bunun çıkış yolu. Evet, Bilden kesinlikle öyle. Bunun çıkış yolu önce kabul enerjisinden geçer. O zaman evrenin direnç yasası sana işlemez. Kabul ettiğin her şeyi dönüştürmek daha kolay. Seçimlerinle yol gitmen daha kolay. Seçme imkanın olduğunu fark edip bunu eyleme dönüştürmen daha kolay. Ama sadece ilk önce kabul enerjisi. Kendini olduğun gibi kabul demişsin. Her şekilde. Ağlak tarafına niye yargıda bulunuyorsun? Ben mesela bir dişil olarak eril yönümü de aktif kullanıyorum bu hayatın içinde. Eğer istersen bunu yıkıcı erile de dönüştürebiliyorum. Ama dişilliğimi yaşamayacağım anlamına gelmiyor bu. Şimdi dişilliğimde kaldığım zaman bazen durup bir omuza yaslanma ihtiyacı da hissedebiliyorum. Bunu kendimden kendime verebiliyorum zaten. Ama illa ben kendimden kendime vermek zorunda mıyım? Bir arkadaşımın omzuna da yaslanabilirim. Bu benim aciz olduğumu göstermez ki. Bu benim çok insan olduğumu gösterir. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi üzerinden. Ben o esini de seviyorum. Durup dinlenmek istediğinde bu kadar güçlü olmasına rağmen, farkında olmasına rağmen dönüştürebilme mekanizmasını çalıştırabilme haline rağmen aciz bir şekilde bir omuza kafamı yaslayarak o dişilimi dinlendirmeyi seviyorum. Oradaki bunu yapan esin
aslında çok kudretli, kendini her haliyle olduğu gibi an içerisinde kabulde. İşte Ferhat'ın dediği oluş meselesi. Ben o an o oluşun içindeyim ve o oluşu seviyorum. O oluşu kabuldeyim. Bu benim aciz olduğumu göstermiyor. İnsan olduğumu ve çok kuvvetli ve güçlü olduğumu, kendimin her yönünü, gölge yanı diye tabir ettiğimiz her tarafımı sevgiyle kabule geçtiğimi gösteriyor. İşte gerçek anlamda uyanış dediğimiz şey, arkadaşlar, önce kendi duygularını, ruhunu, bedenini, şu ana kadar seni sen yapan, yaptığını düşündüğün neler varsa öncelikli olarak kabul enerjisinden, varoluşun, oluşunun akışı halinde olma halinden geçer. Varoluşun kendisisin sen. Ne zaman ki yargıdan çıktın, o zaman işte özgün birleşmeye başlar, özgürleşirsin. Öz sevgin, öz saygın, öz güvenin, öz şefkatin artar. Ve bunu kendine yansıtmaya başladığın anda senin auran adam çarpar. Senin enerjetik alanın çok yüksek bir dönüştürücü güç olur kuantum alanda. Bütünün inanılmaz bir derecede dönüşümüyle ilgili enerji aktarımında bulunursun. Bunun için bir sohbet etmene gerek yok. Yani normal konuşman, yemek yemen, işte verdiğin karbondioksit, yeryüzüne yürürken adımını attığın her yer enerjetik olarak dönüşüyor ya. Etkiliyorsun ya kuantum alanda. O yüzden kendinizden kendinize eziyet etmenin neyini sevdiniz, kendinizi yargılamanın neyini sevdiniz, bundan beslendiğiniz yerler neler? Bunlar olmasaydı kendinizi nasıl kabule geçerdiniz? Ne yaparsanız kendinizi kabule geçersiniz. Bunu yapmana engel olan bakış açıların, kısıtlı beden algının, negatifte algılama mekanizmaların, kodların, karmaların neler? Bunları tamam, yarısını yıkıp iptal etmek istiyorsan evet demen yeterli. Beyoncé. Kırılsın o zaman kodlar. Gerçek anlamda dişil enerji, o kudret enerjisi, sen bir insan yaratıp getiriyorsun. Bunu bir lütfen fark eder misin? Dolayısıyla o kudret enerjisini açığa çıkarttığında senin karşında kimse duramaz. Benim diyen otorite figürleri duramaz. Devlet adamları duramaz. Buraya bir ayık. Sen yaratıcı mekanizmasın, rahimsin. Kudretin ve gücün kendisisin. O yüzden önce kendini sev ki sevgi frekansı cümle aleme, cihana yayılsın. Bu sevgi frekansıyla birlikte zaten sistemdeki savaşlar, yapılmak istenilen o manyetik çubuklarla depremler, iklim krizi adı altında işte gökyüzünden spreyleme, bilmem ne yapma falan falan falan. Bu frekanslarına dönüştüreceksin. Kendini kabul enerjisi, kendini sevgiyle kabul etmek ve kendine iyi gelecek olan şeyleri sunmakla yapacaksın bunu. Bu frekanslarına dönüştüreceksin dünyaya. Ortada çıkıp savaşmayacaksın sen. Savaşmayacaksın. Zaten içsel bir kudretin ve gücün var. Rahim olan yaratıcı Esma'yı sana vermiş yaratan. Sana vermiş. Sen kendi gücünü, özünü, güzelliğini, kudretini, yani cinselliğini, tinselliğini bilmezsen, yaratım enerjisi dedik cinsellik değil mi? Senin başarılarının, özgüvenin de yaratım enerjisi bu. Yüce yaratıcıya kavuşmak için kök çakradan aldın bu enerji yukarılara doğru. Çıktığında burada tinsellik oluyor onun adı. Yaradanla bir ve bütün oluyorsun. O kök çakradaki cinsellik enerjisini yukarı doğru çektiğinde, kalbe geldiğinde bu saf sevgi yaradanla buluşma frekansına geliyor. Saf sevgiye geliyor. Mide çakrasına geldiğinde vazgeçebilme ve hazmedebilme gücünü açığa çıkartıyor. Bu enerji ikinci çakraya geldiğinde senin değişimin, dönüşümün için ihtiyacın olan bütün bilgeliğin, yaratım enerjin, potansiyellerin, yeteneklerin, olasılıklar evrenindeki en iyi hallerin açığa çıkıyor. Bunu yaşaman için sisteme frekans veriyorsun. Bunu tabii ki atomik boyutta titreşerek yapacaksın. Frekanslarını sevgiyle kabule geçerek yapacaksın. Sen bunu yaptığında zaten dişil enerjinin uyanışıyla birlikte bu olmaya başladığında artık dişileri savaşmayın, köpekler öldürülmesin, doğaya katliam yapılmayın demesi gibi bir şey söz konusu bile olmayacak çünkü kalmayacak. Senin frekansın, uyanmış bir bilincin frekansı 70 bin tane insanı etkiliyor ya oturduğun yerde. Sadece bulaşık yıkamanla, yürümenle, nefes alıp vermenle, konuşmanla. Anlatabiliyor muyum? Hayatın içerisinde her an bu frekansı yayıyorsun. Ne yaptığının bir önemi yok o an. Mevzu ne yaptığımız değil, konu ne yaptığımız değil. Yaydığımız frekans. O yüzden ışık işçilerin, yüksek rehberlerin, galaktik boyuttan gelen komutanların vesaire, bunların frekansları işte önemli ya, sen kendi ışığını açtığında, sen de bir ışık işçisin, cennetten düşmüş bir melek olduğunu hatırlamaya başladığında o melekut aleminin bütün himmetini, şefaatini, yardımını, bu bilincini
Bu ışını yaymaya başlayacaksın. Bu ışını yaymaya başlayacaksın. O yüzden kadının kendi gücüne uyanması Anadolu'nun uyanması aslında. Bir Anadolu kadının hayat hikayesine bir bakın bakalım. Bir bakın bakalım. Ve siz bu kadar güçlü olduğunuzu bilmenize rağmen bütün dışarıdan gelen manipülasyonlara inanıyorsunuz saf saf. Yani bu Ferhat'la Foundation yaptığımız zaman cinsellikle ilgili birkaç tane böyle kodu yansıttı. Ben böyle şok oldum. Ferhat dedim, Türkiye'deki kadınların %80'i bu şekilde. Ve yani kendilerini bu noktada yargılıyorlar ya da işte bunu taşıyor yani. Karşıdaki manipülasyonu alıp kendisini suçlu gibi hissediyor. Çok büyük bir haksızlık. Cinsel enerji senin yaratım enerjin. Uyanışın başlangıç enerjin. Yukarı doğru buraya geldin de tinselliğin, yaradanla bir ve bütün olman, kaynaktan akışı alma enerjin. Alma enerjin. O yüzden kök çakrası sağlıklı bir şekilde eğer bir kişinin çalışmıyorsa, oradaki manipülasyonları fark etmiyorsa, kendi kodlarını dönüştürmüyorsa, bu yolculukta uyanışta iki ileri bir geri tökezleyerek kendi başarılarına, hedefine doğru gitmesi hayal arkadaşlar. Hayal. Böyle o eğitimde bayağı böyle bir şey olmuştuk. Allah razı olsun, ciddi bir farkındalıkla birlikte. Tabii orada olayı ayıkınca bütün kodların dönüşümüyle ilgili de kolektife bir sürü bir şeyler yapmış olabilirim yani. Oturduğum yerde bazı çalışmalar yapmış olabilirim kolektife. Kendi bedenimi kullanarak ley hattı gibi sisteme bazı enerjetik alanları yaymış olabilirim yani. Elhamdülillah. Peki arkadaşlar, yaklaşık 700 kişi var. Videoyu kaydedeceğim. Tekrar tekrar izleyin lütfen. İnşallah Ferhat'la da yakın zamanda programlara bakalım. Bu kadınların uyanışı, kök çakrasının şifalanması, cinsel manipülasyonlar, o enerjinin çalınması ile ilgili yapılan bütün manipülasyonlar ve suistimallerden arınmayla birlikte dişil enerjimizi sevgiyle kabule geçip beden dahil, duygularımız dahil bunu en verimli kendimize kullanabilmeyle ilgili, aynı zamanda içerisinde cinsellikle ilgili, cinselliğini sağlıklı bir şekilde yaşayamıyorsan bunu çok şimdi burada detaylandırmaya gerek yok. Yani cinsellikle ilgili rahat olamadığın, yaşayamadığın ya da sürekli cinsel işte taciz korkusu, kendini kadın olarak kapatma, utanma, partnerine teslim edememe, bunların altında hep arkadaşlar kodlar ve ata kayıtları ile birlikte küçükken 0-6 yaşta özellikle yaşadığın bazı kayıtlar var. Bunların dönüşümüyle ilgili bir çalışma hazırlayalım bakalım. Allah'ın izniyle bütüne de şifa ve katkı olsun. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. 17 Ekim'de sevgili Onur İrtem'le birlikte çok güzel bir canlı yayın gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ben kendisine Mikael diyorum. Tam anlamıyla. Erteleme hastalığı ile ilgili anlatacak. Hani hepimiz eğitimler aldık. İşte bazı projelerimiz var ya da bu hayatta tutunmak istiyoruz. Kendimize bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama ertelemeye düştüğümüz her an var ya, bunları nasıl yeneriz? Bunları nasıl şifalandırırız? Eğitimlerimizi nasıl bütüne ve kendimize maddi manevi bir katkı ve kazanç kapısı haline getirebiliriz? Kendi başarılarımıza ne şekilde gidebiliriz? Bunlar Mikael enerjisinin bundan sonra videolarda arkadaşlar bunları benden çokça duyacaksınız. Yeryüzüne ruhsallıktan geri inip aslında bırakmıyorsun ruhsallığı. Buraya iniyorsun. Mahşerin dört atlısı olan Mikail'in dördüncüsünü tamamlamak için yeryüzüne iniyorsun. Bedenleniyorsun. Bununla ilgili Onur'dan ciddi anlamda katkı alacağız. Kendisi muhteşem bir kariyer koçudur, motivasyon koçudur. Yani çok teşekkür ediyorum onu tanıdığım için, varlığına şükür. Beraber çalışıyoruz bu arada. Ve Onur dedim, bütüne bu katkıyı olmak ister misin? Lütfen canlı yayınlarına çık, yayınlarımıza çık ve şunu anlatır mısın benim kafama vurduğun gibi? Arkadaşlar, Mikail nedir? Standart, disiplin, ertelediğin şeyleri ertelemeyip anda hareketlerini eyleme geçirerek, duygularının peşinden giderek o şifalanmasını sağlamak demek. Plan program yapmak, hedefe odaklı plan program yapmak, kendi başarılarına doğru gitmek, gücü, parasal, finansal kaynakları elinde tutmak, kendi öz değerinin, kendi niteliklerinin açığa çıkması, bunu kendi versiyonunun en iyisini bu dünya boyutunda yeteneğin
yeteneklerini ve potansiyellerini açığa çıkarak bu dünya boyutunda kendi versiyonun en iyisini yaşamayla ilgili destek olur Mikail. Dört elementi yönetir biliyorsunuz. Sizler dört elementin bütünüsünüz. Dolayısıyla Onur'dan da bu şekilde kolektif olarak katkı almayı ve katkı olmayı seçiyoruz. Selam olsun buradan da ona. 17 Ekim'de görüşürüz. Yarın da sevgili Ümit Batı Gider hocamla kolektife eril dişil açılımı yapacağız. Hadi bakalım. Ben de sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ne diyor? Rabia hiç evlenmemiş. Cinsellik olmadan Hakk'a nasıl vasıl olmuş diye. Rabia hiç evlenmemiş. Cinsellik olmadan Hakk'a nasıl vasıl olmuş diye geliyor aklıma diyor. Nereden biliyorsun? Sana anlatılan bilgi aktarımların tamamının doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bilgiden çıkıp bilgelikle bunu kaynaktan öğrenme zamanındayız. Bilgilerden çıkın arkadaşlar. Bilgelikle kaynaktan öğrenme zamanındayız. Bununla birlikte ancak bilinçaltını arındırırsan, kodları kırarsan, kendi özbenliğine bir ve bütün olursan, bütün gerçek bilgiyi kaynaktan alırsın. Ve emin olun o kaynak size şu zamana kadar öğretilen bilgilerin %80'inin yalan olduğu gerçekliğini de verecek. Öpüyorum.